Ha. Bu makine parçası toprağa yeni ağaçlar eker. Aga bir şey unuttuk biz bu arada. Detaylar kirala. Ney? Uyuduk ya, şeyler yeşillendi. Benim bu senin uzun silindirin neydi? Ne yapıyordu ya? Uzun silindir bir şey yapıyordu ya işte. Evet. Heh, yeşerdiği için, uyuduğumuz için kalmış. Devam etmiyor. Yapamıyoruz artık. Ha. Neyse, önemli Tamam değil. canım. Ha, ben bu Yapacak bir şey aleti yok. şimdi geri nasıl göndereceğim aga kiradan? Ormancı. Senin bu kiraladığın Şeyden götürmem mi lazım galeriye? Direkt yo sıfırlayayım. yo marketten yapılıyor. Tamam. İyi, Hatta o dur zaman ben yapayım ya, ben marketteyim dur. Al ben şey ha, yap yapıyorum. aga. Döndürüyorum. Heh, iade Yap ettim. onu. Tamam. Ekim işi yok mu? Ekim işi bak. Ekimci boşta. Bunu da salla. Bunu da Aa. Oo, dur. Bizim biçere iş geldi valla. döndür. Tamam. Bu sayfada nesne yok. Aa, benim blue notum yok ama öyle. Evet, şimdi buradaki durum Anladım. nedir? Uğraştıracağım. Şimdi bu adam ne yapıyor buraya? Yabani ot büyüyor diyor. Gübrelendi. Buraya ekim niye yapılmıyor? Ha, ekim yapamıyoruz değil mi? Nereye ekim yapılmıyor Bu ya? traktör ne yapıyor burada? Nereye ekim yapılmıyor ya? Her yere ektik ya bizim tarlalarda. Yo, şu an bir tane tarla işi yapıyor ya. Ha, onun işi bitti ya. O ekim traktörü diyorsun, onun işi bitti, o şeydeydi de. Kontrattaydı. Ona yeni iş bakıyordum da başka ekim işi şu an yok. Bu O ha, bu geri iş dönecek. yapıyor. Tamam. Ha, 78. Bu bizim tarla değilmiş ki bu. Değil değil onlar. Ha, bu Bizim başkasının. tarlaların, aga bizim tarlaların komple işi bitti. Tarlalarda hiç kimse çalışmıyor artık bizim tarlalarda. Evet. Tamam. Ben bir kontrat bakayım. Sen ne kontratları yapıyorsun genelde? Aga şu anda ben Aa. hepsine yaptırıyorum işte. Tüm araçlara, tüm ekipmanlara yaptırıyorum. Ona göre yaptırıyorum. Bir tane sabancımız var, bir tane toprağa işlemecimiz var, bir tane de ekimcimiz var işte. Bir de şeycimiz var da hasatçımız, biçerimiz. Biçme ve O biraz bargalama için. Evet. sıkıntılı ya. O biraz çok uğraştırır. Gidip kendim biçeri boşaltacağım da satmaya götüreceğim de hiç gerek yok. Lazım. Evet. Öyle. Paketi. Vallahi şu an iş yapacaksan şey var bak. Tarlayı 42'nin hasat işi var 3000 euroya. Bu ekim arkasında ekim olan traktörü kendi bir tane şey nedir o? Hasat için alet alıp kiralayıp oraya gönderebilirsin. Ben uğraşmadım şimdi, gidip kiralayacağım falan zor. Ekim işi gelmesini bekliyorum bunun için. Tamam. Dur ben şey işi yapacağım ya. Herbisit temizleme işi yapacağım. Spreyleme diyor. Tamam. Nesnelere ödünç al dedim. Ha, aldım. Şimdi markete Ya geldi onun onlar. bir baksaydın kurtarıyor muydu seni? O kurtarmayabilir bak seni. Kurtarıyor. Şimdi ona ilaç da alacaksın ama. Asıl maliyeti o. İlaç var evde ya. Ha, var mı? İşçiyi bir çalıştır bakalım ne kadar para çekecek. Yo, ben yaparım ya. Bu ilaçlama işi çok hızlı biter. Tamam. İlaçlama işi zor değil. Bir de bunu niye verdi? Bir dakika, bu aleti niye verdi ki? Aa, aklıma bir şey geldi ha. Dur Bu bakayım. alette var mı yoksa? Araçlar ve aletler. Nerede bizim biçimci? Allah, bunu niye Bilmiyorum. verdi bilmiyorum. Elle yapmak için mi bu ya? Aa, şu an sen kontrat aldın. Ben alamam. En fazla 3 tane alabiliyorsun. Neyse tamam, sen o zaman çiftliğe dön. Ha, ya bunu ya bunu al. Bunun tekerlekleri niye var? Allah Allah, bu ne için ya?
İlginç. Ha, işin ilginci tekerleği de var. Hadi sen Gerçi dur. bu Bunun da varmış. Ha. traktör bizim miydi? Ha, bu bizim şey. Dur Küçük bakalım. traktör. Bence o lazım değil ya. O depo. O hiçbir işe yaramaz. Şimdi ben şuna bir herbisit doldurayım. Bu traktör iyi gidiyormuş ha. Demek kontrat işi yapıyoruz ha. Aynen, aga. Ne yapacağız aga? Sezon geçene kadar mecbur. Evet. Ben şimdi bu spreyleme işini 2 dakikada hallederim. Şuradan şimdi şuna ben bir sprey doldurayım. Aga, mevcut bakiyemizi ben sana söyleyeyim mi? Eksi 235 bin euro. Evet. Şu an paramızı çeken şey ne anlık olarak? Bir yerde tohum mu ekiyor? Ne yapıyor? Spreyleme mi yapıyor? Ne yapıyor? Hayır, işçi alıyor o zaman. Aga, bir Yok. tanesi işliyor, bir tanesi sabanla sürüyor. İkisi de anlık para çekmemesi lazım. Evet, sen spreyleme yaptırmıyorsun değil mi? Aga. Şuradan. Sen spreyleme yaptırmıyorsun değil mi? Yo yo hayır. Demek ki işçiler de böyle para çekiyor. Da şu an iki işçi bu kadar çekse yine karlı olur. 66. O ne oradaki? Suni gübre. Tamam. Ben şimdi bir dakika kaçıncı tarlaya gideceğim? Spreyleme. Tarla 36. Nerede 36. tarla? 36. tarla burada. Tamam. Ben neredeyim peki? Ben buradayım. Şimdi 36 ekmek için çıkacağım. Sağ yok oradan gidemem. Oradan da gidemem. 78 neredesin sen? Tren yolundan 78 nasıl bitti. geçeriz? Tren Tamam, sen yolundan. bitti. Dur şimdi. Tren yolundan nasıl geçeriz ona bir bakarız. Kontrat 78, ver parayı. Şimdi Tamam. sen neciydin? Sen neciydin? Sen işlemecisin, işlemeci. Bunda 800 litre İşlemede var. ne var? İşlemede bu var. Biraz fazla oldu bu. Arıyor mu aga spreyleme? Fiyatını baktın mı? Neyin fiyatına? Şey, aldığın sprey kurtardın mı maliyeti, ona baktın mı? Sprey almadım ki. Nasıl yani? Sprey vardı bir şeyde base'te. Tamam. Base'ten aldım. Çünkü işlerin fiyatları değişiyor, biliyor musun? Doğru Yani değişiyor tabii canım. tarla boyutuna göre falan değil oğlum sadece. Yani böyle Tabii. değişik, çok farklı rakamlar falan çıkıyor. Olabilir evet. Ya o yüzden harbiden kar dalar muhabbeti olabilir. Olabilir. Tamam, tarla 23'ü işleyeceğiz. Sen tarla 23'e. Ben şimdi bunu işçisiz direkt kendim hallediveririm 2 dakikada. Çünkü bayağı kolları uzun bunun. Sen canım benim. Şimdi buradan geçeceğim. Sonra buradan sağ tarafa gireceğim. İşi. Allah kanalı uçuyorum. Biraz fazla döndük. Heh. Ne oldu? Evet. Maaş ödemesi. Bu şey mi? Acaba çekiyor çekiyor. Sonra topluca mı söylüyor akşam olunca? Ne o? Parayı ya. İşçi mi? Evet. Ha evet aga, o da olabilir bak Akşam dediğin toplu gibi. söylüyor herhalde bu kadar çektik diye. Evet, mantıklı. Aa ne güzel burası.
Kanala bak. Burası ne biçim su dolar var ya yağmur yağdığı zaman. Niye gitmiyorsun lan? Yol Şimdi. olmadı şimdi. Ben şöyle yola koyayım seni. Aç bakalım spreyi. Allah Allah, bu hiç niye gitmiyor ya? Dön bakayım şöyle. Oha daha da açılıyor. Ey maşallah. Ben kıralım. Şimdi şöyle. Ha. Şimdi spreyi indir. Ha. Çalıştır. Haydi bakalım. Şöyle güzelce bir spreyleyelim şuraları. Nasıl kayıyor? Burayı kireçlemişler mi? Ne yapmışlar? Leş bu ya. Burası niye bembeyaz ya? Pamuk mu bu, ne bu? Şimdi sen nereye gidiyorsun? Tarlaya Ha. gidiyorsun. Sen necisin? Kireç herhalde. Nasıl pancıksın? İşe mi geldin? Ne yaptın? Ya burayı sen yapıyor musun? Yo. Sapancı. Kireç kireç bu. 8 olmuşsun. 11 nereden geçiyor? Evet. Kapat. Sabah oğlum senin için güzel işler var. Sen ne geziyorsun burada sabahla? Ha, tarla 53'e mi gidiyorsun sen çalışmaya yoksa? Allah kireçte gitmiyor. İnanılmaz. Bir tık daha açıktan. Tarla 11'e mi gidiyorsun? Amma çok kayıyor ya. Niye bu kadar kayıyor bu? Haydi bakalım. Sabancı. Oğlum sen geziyor musun? Ne yapıyorsun? Aa, siktir, yanlış yönlendirmişim. Dur ya. Ya bu tarlalar niye bu kadar kayıyor ya? Görkem. Nasıl kayıyor lan? Oğlum inanılmaz. Traktör kayıyor bildiğin. Dar tekerlek olduğu için mi? Acaba. Şuna bak, traktörün arkası durmuyor. Ben bizim işçinin içini bozmuşum ya. En son nerede kaldık ya? Şimdi burada şöyle döneceğiz. Gel geri. Kıvrıl sola doğru bakalım. Bakalım bir. Yok. Daha da sola. Şöyle birazcık geri. Yok. Traktör gitmiyor var ya. Artık yağmurdan mıdır? Nedendir? Şuna bak. Ne biçim debeleniyor ha? Gitmiyor. İstediğim yere gitmiyor. Tekerleklerden dolayı işte büyük ihtimalle. İnce tekerlek olursa olacağı bu. Büyük ihtimalle yani. Ondan dolayı tahmin ediyorum, başka bir şeyden değil. Düzelt bakalım şimdi şunu bir şöyle. Aç bakalım şunu. Lan yardımcı F.
Yüzde kaçını yaptım ya ben bunun? Bir bakalım mı kontrata? Sen 163. hangi tarlayı yapıyorsun? 36'yı mı? Aynen. Tamam. Az bir şey kaldı. Lan mühim de yapıyormuş, bozmuşum. Yanlışı yanlış yere yönlendirmişim. Öyle mi? Abi ince lastikli traktörler çile resmen ya. Nasıl kayıyor? Tamam, güzel. Kapat bakalım. Şimdi ne kadar oldu? %86. Güzel. Az kalmış. Son yer zaten. Mecbur burada birazcık ziyan olacak. Çünkü çok küçük bir yeri kaldı. Yapacak bir şey yok. Ha. Şu an spreyliyor mu? Spreyliyor galiba. Rengi değişiyor. İyi, gübre de Şimdi sen yetti. niye yapmıyorsun? Çünkü diyorum ben seni niye yapmıyorum. Tamam. Kontrat tamamlandı diyor. Spreyleme. 1658. Topla dedim. İyi, 1654 kontrat geliri verdi. Tamam. Kiralama bedeli çok az ödemiştim ya. Bir şey ödememiştim kiralama bedeli. Şey önemli aga, spreylerde alıyorsun ya malzeme. Gübre sprey falan. Tamam, Böyle onu şeylerde ona almadım gidiyor. ben. Tamam, onu almadım ben. Daha sonra ot kurutma makinesiyle kurut ve balyala. Balyaları hayvan satıcısı noktasına götür. Balyalama işlerini falan yapıyor musun sen? Gübreleme. Yok yok yok. Ya ben sadece aga, elimde ne varsa onu yapıyorum. Diyorum ya, bir tane şey var. Bak söyleyeyim sana. Şu ekranımda gidip durmasam. Bakacağım da. Ha aga, bir tane, ya ulan gitme ya. Aga, toprağı işleme, sabanla sürme. Bir de şey. Toprağı işleme, sabanla sürme. Spreyle Ne var bir de bende? Ha bir de var. ekim. Şu anda yok. Ekim. Ya üçü de elimizde var ya, bütün malzemeleri. O yüzden üçünü de yapıyorum işte. Evet. Bak ama malzemeler olmasa bile kiralama başına çok yani düşük ücretler var burada mesela. Şeydeki gibi kiralamıyor ya işin ilginci. Anlamadım. Mesela 7400'lük bir iş var. 7400 euro. Ürünleri kiralama parası 1100 euro mesela. 6300 euro Aynen. gelecek. Doğrudur. Doğrudur arkadaş, işte 3'ten fazla kontrat alamıyorsun. Ben de zaten elimizde olanlarla yolluyorum, ben daha çok kâr ediyorum. Anladım. Ben şu gübreleme işini mi yapsam acaba bir de? Gübreleme şu anda mevsim neredeyiz biz? Kasım'dayız. Evet. Kasım'da. Oo, bizim şeye çok var be. Ekin takvimine. Aynen aga. Baya çok var hem de. Aynen. Ya bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gün sonra aga. 8. günde yapacağız. 8 gün sonra. Evet. Yani 8 günde yavrum ey, zor geçiyor yani oyunda. Çok zor geçiyor hem de. Bak, kontrat alacak mısın? Ona göre bir tane boşta iki kontrat var. Ha yok Sen sen ne alacaksın? alacaksan al ya sen. Sıkıntı yok. Sen alacaksan al. Kim de mi?
fikrim yok ya. Ekim gelmiyor. Be Ekim gelsene. Evet. Oyunda diyorsun ki hızlandırmaya gerek yok diyorsun yani şu an. Yani aga fark etmez. Ha şu an ne yapacağız mesela? Hadi kontratlara devam. Kontratları da koyuyorsun zaten. Onları beklemiyorsun ki. Vallahi sürme. Aga olsun ya, ben hepsini yapana kadar biri bitiyor falan, bir şeyler oluyor. Yani Allah. birisi full kontratlarla geçirebilir zamanını yani. De birisi boşta kalır işte. Bir kişi yeter. Bak nereye aldık şimdi biz? 53 mü kral? Mısır olmaz. 50. Şeker Kleven kiraladım, pancarı. bakalım nasıl oluyor. Nerede benim kiralık? Burada. Falan filan. Evet. Bizim tarlalar. Sarılması gerekti de biz onu Aga o salladık bile. olmadı. Ama bir tarlanın yarısı olmadı aga. Diğerleri tamam. Sarmada. Onu uyuduğumuz için öyle oldu. Şimdi Aynen. kral sen ne yapıyorsun biliyor musun? Nereye gittin sen? Bu iyi. Sen kankacığım. Sen. 72-50. Hı, 53. Ben 53'e tarla işi yapmaya kitapçı. Tamam, bu da gidiyor. Şunu bir ver Hatta bana. bu tabanlı kiralık araç sürekli kalsın lan, ben bunu her yere yolluyorum. Aha boşta traktör var lan. Bir dakika. Ha. Bir şey yapamayız, doğru. Ama harbiden şu anda boşta kaldım ha. Şu an ne yapayım? Evet. Ne yapsak ben de bilemedim. Bakacağım hemen tavuk kümesi şuraya. Değil mi? Valla bak dur bakayım, gideyim bakayım. İnanılmaz. Oyunun Tavuk. kontrolleri öyle bir şey ki. Ne kadar oldu? Düzgün bir açı yakalamadıkça. Ya buna kim şimdi Ha. buğday falan verecek ya? Bırak onu da bakayım Bizim be. paranın varlığında satmaya gidiyor falan. Açık muhabbet. Tamam bu da. Bu da nelerimiz vardı bizim? Salla. Okey. Şimdi bir şeye bir bakalım. Para kazanma. Tamam. Vallahi bir uyarı vermişti. Ne diyordu ya? Durduruldu mu? Evet. Dur ona bakayım ben be. Onu yeni yolladıydım. Bulamadı herhalde. Yaşlar bu malar farksız Heh, noktadan sen. sonra daha fazla işlenebilir. Su kapısı ve serinin yanında bir ek su deposu. Bak birazcık geriye Tamam. bırakmışım. Evet.
Kanka bu arada yavaştan çıksak da iyi olacak yani, saat geç oldu. Evet. Sabah işe gideceğim. Aynen. Ya bakıyorum da biz ne yapacağız ya? Zamanı hızlandırmadığımız zaman çok bir şey yapamıyoruz be. Şey yap Aga. aga, bir tık hızlandır, bir tık daha hızlandır. Şey mi şimdi ama şeyi anlamadım. Hani hangisi daha iyi olur? Onu tam kafamda yapamadım. Oyunun Günler zamanını hızlı mı? geçsin ya. Yok, günler Oyunun hızlı. Zamanını hızlandır aynen. Şey hızlanmasın. Ayı değiştirme. ay başına bir gün geçsin yani yine. Aynen öyle olsun ama zaman hızlı geçsin. Günler biraz daha hızlı geçsin. 5x var, 6x var, 10x var. 30x, 62, 120, 240, 360. Yani zaten ayı nasıl hızlandıracaksın ki? Her ay bir gün sürüyor. Daha az nasıl sürecek? Bir Hayır. günde 2 ay mı yaşayacağız? O kafa karıştırır ya. Ay başına kaç gün düşeceğini ayarlar diyor. Bir günde mi şu anda? Ha, doğru. Aga bir oldu galiba. Şu an yavaşlattın mı? Yok, şu an yavaştan hızlandırmadım. 10, 15, Biz çok da 30. hızlı Tam 30x yaptım. ayarla ya. Bakayım süreye. Yani biraz daha hızlı akıyor artık. Ya 30 da yavaş gibi abi, şey diyeyim mi? Öyle mi diyorsun? 30 da yavaş gibi. Yani şu an için o kadar çok işimiz yok ki bizim. Yani ben zamanı direkt hızlandırdım. Tamam, olur. Ya da mesela zaman yerine, zamanı hızlandırmak yerine işimiz bittiği zaman uyusak o gün. Ama sen kontratları yapıyorsun değil mi? Yo, uyuyalım canım. Kontratta bir işim yok ki benim. Ama kontratlar her gün geliyor ya, her gün işler yapmamız Yo, her lazım. gün gelmiyor galiba ya. Bir değişik bilmiyorum ya. Fark etmez aga. Yo Bak yo, hiç fark etmez ya. 5x yapayım tekrar. Gel bir uyuyalım mesela. Şu an uyuyabiliyoruz mu 8'e kadar? Bak şimdi. Uyu diyorum. Uyu dedim ben. Ben de uyudum. Uyuyormuşuz istediğimiz zaman. Şimdi bir gün geçecek direkt sabah 8'e kadar. Tamam, bu da iyi bir şey, zamanı direkt geçirtmek. O zaman zamanı birazcık şey yap aga, birazcık hızlandır yine. Tamam, yine de mesela bir 10x yapayım haydi. Ha, öyle bir şey. Bak günlük, bak günlük kredi faizi de gidiyor bizim ha. Böyle bir zararımız oluyor. İşte ona göre iş yapacağız hanım. Her gün kontrat yapacağız, şey yapacağız falan. Hayır ama gün şey hızlanmıyor ki, tarladaki işçi bitirmiş olmuyor ki, 8 saat sonra hala yerinde oluyor. Tamam işte Onlar diyorum ya, çalışmış olmuyor. bütün işlerimiz bittiği zaman diyorum hani. Bizim işlerimiz bittiği zaman. Tamam. Yani bizim işimiz işte tarlacının işleri falan, hani komple o günü tamamladıysak gider yatarız. Tamam. Ekim hazırlamak için pullukla sür. Şimdi ben bir gezeyim onları. Nesne ödünç al. 3 Bu tane aktif yapıyor, bu kontrat var diyor. çalışıyor. Bu da 3'ten çalışıyor. fazla Tamam aktif bu da. kontrat alamıyoruz. Evet, güzel. Evet aga. Oradan şimdi para gelecek ya. Bunlar bir bitsin. Bak bayağı 10 bin euro geliyor. Öyle. Aslında var ya şu şey çok iyi. Ben niye onu yapmıyorum lan? Gübreleme. Şerefsiz bizim gübreleme aleti var ya. Çatır çatır bir gübreliyor. Yani bir gün içinde ben bütün gübreleme kontratlarını yapabilirim. O derece. Doğru, bizim gübreleme aleti iyi değil mi o konuda? Aynen. Ama İşleme, sürme. Yani şu anda sadece işlemeyle sürme var. bu kırmızıyla değil de. İşlemeyle işleme ve saban var aynen. Başka kontrat yok bugün. Ama sabanla sürmede çok iyi bir iş var ha. Of oğlum, ben bu işi almak istiyorum ya. Yok mu bitecek hiç? %54, 15, 40 yok. 9000 euro veriyor, çok güzel işmiş de. Şunu bir şu tarafa İşte. götüreyim. Aha, çok güzel işmiş. Tamam.
Şunu da bir şu tarafa geçireyim. Kontrattan başka ne yapabiliyoruz ya? Bir şeyler yapalım. Olmuyor böyle. Bilmiyorum ki ben bu oyunu nasıl oynamamız gerektiğini anlamadım ben ya. Ya bir de hayvanlarımız olsa aslında, bir de kontratlar derken, kentarlarımız derken aga, o olur da. Ve hayvanlarımız yok. Sonra aga şeyler var işte. Tarlalarımız çoğaldıkça farklı farklı mevsimlerde farklı farklı şeyler falan da ekebiliriz. Evet. Öyle bir şey de var. Yani ya biraz Ya sana bir şey hayvancılığa diyeyim mi? falan da girdin mi? Heh. Biz tek seferde bu kadar çok ürün almayacaktık. Mesela şu depo olsun, garaj olsun, bunların hepsi biraz abartı oldu ya. Ya doğru aga, ama depomuzun olması lazımdı ya. Depo olmadan olmaz. Aşırı. Depo duracak. Şimdi ben Yok buraya ya. tavuk alsam, nereden bulacağım buğdayı? Yem var, Geleceğim. tavuk yemi var, buğday. Ama geleceğim, silodan alacağım aga. Niye Hayır oradan canım, alayım ki? markette var. Pahalı ama yani, buradan ucuza Ya alacak. pahalı da işte Ondan ilk sonra biz başlarken burada canım. tarlaları, ondan sonra her seferinde şimdi biz bu tarlayı nasıl, dört tarlayı nasıl hasat edeceğiz? Yani Traktör bir sürü, yani bir sürü römork mu kiralayacağız yani? Siloya dolduracağız, silodan götüreceğiz ondan sonra. kiralayacağız. Yo, direkt satışa götürürüz canım. Niye depoluyoruz? Yani ne bileyim ya. Direkt satışa. Yani. Hele şu araziyi falan düzleyeceğim diye ne biçim para harcadım ya. Doğru aga, harcadık ya. Öderiz aga, yaparız. Bir hasat zamanı gelsin. Gelene kadar biz de biraz kontrat yapmış oluruz. Evet. Ama mesela Her şey şu alındı. anda bu aralıkta ne yapacağız yani, şimdi o sorun. Şimdi ormancılık yapsam odunlar da bitecek eninde sonunda. Odun dikmem lazım. Odun dikmek için de yine araç kiralamam lazım. Yine bin bir çeşit iş yani, anlayacağım. Aga git mesela şey al. Bak, tavuk al. 6000 euroya tavuk kümesi kurabiliyordum mesela. Tavuk al, arı al. Onların yumurtalarını satarsın. Sabah yemlerini verirsin. Sularını verirsin. Tavukla uğraşırsın. Arıyla uğraşırsın orada. Ağaç ekebilirsin aga. Ağaçları şey yaparsın. Onların da bir dönemi olur. Onları da hasat edersin. Ağaçları. Ağaç makinesi çok pahalı. Yani ileride işte. Bakıyorum, nerede o şey Hele teknolojileri? hayvancılığa girdin mi aga, işin bitmez. Bir sürü hayvan var. Ormancılık ekipmanları diyorum. Sonra aga fabrika mabrika Yeni kurarız. ağaçlar eker. Detaylar kirala desek 1326 Fabrika karşı. falan kurdun mu ya? Fabrika kurarız. Bir de satış yeri falan kurarız. Katma değer olur aga buradan çıkarttığımız ürünler. O yüzden silo da lazım zaten işte. Buna bir de fidan getirmek lazım. Fikri talaş parçaları halinde keser diyor. Ya bir işe giriştiğin zaman bin bir çeşit alet ekipman çıkıyor ya. Bir işi tam yapmak istiyorsan flow işe yoğunlaşacaksın var ya. Öyle aga. İşte biz şimdi tarlaya yoğunlaşmış bulunduk. Tarlara yoğunlaştık, evet. İşte onun için de zamanı bol bol geçirtmek lazım mecburen. Yani ilk başlarda bol bol uyuyacağız. Başka çaresi yok bu işin. Öyle Yani. gözüküyor. Şey olana kadar, hasat mevsimi gelene kadar günlük işte kontratları yapacağız dediğin gibi. Kontratları halledeceğiz. Ondan sonra full yatacağız. Aynen, ama kontratın günlük falan bir işi yok aga ya. Şu an ben bunlar bitsin yine yollarım, bitsin yine yollarım, bitsin yine yollarım, bulurum yani. İşte kontrat. Bunlar bir günde tamamlayamıyor değil mi o işi? Bir günde tamamlıyorlar canım. Bir gün çok uzun ya. Evet. Tam şey, bunlar işlerini bitirdikleri zaman. Ama işte hepsi aynı anda başlayıp aynı anda bitirmiyor ki. Ben biri bitirince bitireni başka yere yolluyorum. Bitireni başka yere yolluyorum. Bitireni başka yere yolluyorum. Evet. Bakın rastgele uyuyalım işte ya, önemli değil.
Yok oynayalım da Aynen. yani bir sonraki Ekim mevsimine kadar biz tarlacılık yapalım diyoruz. O mevsim gelene kadar. Mesela şimdi başka bir şey Aga bak. eksek. Aga bak, tavukla uğraş istiyorsan, aga bir tavuk yapmak istiyorsan, küçük böyle tavuk kümesi. Ya ormancılıkla da uğraşırım uğraşsam da. Yani veya ormancılık da, hani ağaç biter diyor ya. Şey yapalım. Bir dakika. Şuradan bir beni bir şeye gönder. Ha. Şuraya bir gönder bakalım. Ne var burada? Üretim var. Marangozluk, fabrikalar. Terzi dükkanı, kıyafet falan yapıyor. Mallar alır, farklı ürünlere dönüştürür. Hayvancılıkta tavuklar. Oh. Ne fark var ha? Arıcılık. Paletler halinde yerleştirildiği konum. Dekorasyon, peyzaj falan bir şey. Arıcılığa girsek ne olur acaba ki? Allah aga şeyden bak, rehberden. Rehber, türler, Ne diyor türler, arıcılıkla türler. ilgili? Arı kovanları bal üretir. Bunlar Evet. daha fazla işlenebilir veya doğrudan satılabilir diyor aga. İstersen işliyorsun, sen doğrudan satabiliyormuşsun balı. Arı kovanlarını tarlaların yanına yerleştir. Arılar bazı tarlaların hasadını arttıracağı için yakında bir elin yağda bir elin balda yaşayabilirsin diyor. Tarlaların hasadını arttırıyormuş. Dur bakalım. Arıda. Bal arazinde istediğin gibi yerleştirebileceğin belirli bir alana teslim edilecektir diyor. Bakıyorum. Arı kovanları bal üretiyor. Ayrıca satın alıp yerleştirilmesi gereken merkezi bir konuma yerleştirecek. Arı kovanlarının tarlalarının yanına yerleştirsen daha bazı ekinlerin daha fazla satabilirsin diyor. Arı kovan ne diyor? Ayrıca satın alınıp yerleştirilmesi gereken Aga merkezi bak. bir konuma yerleştirilecek. Yumurtayı da şöyle yapıyormuşsun aga. Bal Besin peteği. olarak buğday, arpa veya süpürge darısı falan veriyorsun aga. Yumurta paletleri kümeslerin yanında beliriyormuş. Bunları da forklift ile arabana yerleştirip satış istasyonuna götürüp satıyormuş. Veya Ha. üretim binalarına teslim ediyormuş. Anladım. Ben şimdi 4400'e arı kovanı alsam bu çok mu koyar? Yok aga, koymaz. Zaten bak, al. Dur bak. Mesela Al bak, buradan geldi biraz para mesela. Al gitsin ya, daha bir sürü para geldi mi? gelecek. Dur bakayım şimdi be. Ben mesela şunu bir şuraya yerleştirmek istiyorum, tamam mı? Şimdi bu şeylere de engel olmasın. Sen söyle. İşçilere de engel olmasın burada çalışan. Şöyle çok kenara koymayalım. Ha, mesela şuraya. Şuraya bir tane koydum. Bir tane de bu. Ama göremiyorum. Dur bir dakika. Bunu bir geri al. Bu olmadı. Ha. Şundan ilk önce koyacağız. Ama tam net göremiyorum ya. Buradaki çimleri bir şey yapmak lazım da neyse. Dur bakalım şimdilik. Bir dakika, ben kendi düzleştirdiğim alana koysam bu sefer de tarlanın yanı değil diyecek. Evet. O zaman şöyle uzaktan bakarak koysak. Şurayı düzleştirsem çok mu para gider ya? Oo, çok para ya.
Neyse dur görebildiğim kadar. Şuraya şunu koydum. Ha. Tamam. Şuraya da arıları koyuyorum. Koydum. Tamam. Güzel. Şimdi geliyorum oraya be. Evet, bakıyorum şimdi arılara. Nerede agarlar? Ben de geleyim. Arı kovanı. Ha, gördüm. Palet konumunda balal. Burası palet. Tamam, arılar buraya palet çıkartacak. Artık ne kadar da çıkartır bilmiyorum ama. Bu kadar küçük olduğuna göre bunların çıkartması bayağı uzun sürüyor. İşte bizim ilk başta Bence bu bir parayı ucuz tarz dikkatli şeyler. harcayıp bunların hepsine girmemiz lazımdı bu işlere. Neyse tamam inşallah çıkartırlar bakalım. Bunlar bir kalsın burada. Olur. Şimdi Belki de sadece hasat döneminde de çıkartıyor olabilir. belli olmaz. Dur bakalım. Başka ne işine girişebiliriz? Konteyner, salla bunu. Aletler. Bu neydi? Araç atölye. Sen bunu salla. Çiftlik evlerini salla. Üretim. Bizim ekim aracı durdukça ben sinirleniyorum. Ha, gerçi 3 tane çift Ya bir de ne yapacaktık biliyor musun? Yok combo yapacaktık. Mesela buğday alıyoruz ya. Bak şimdi mesela buğdayı aynen işlemeye götürecektik yani, değil evet. mi? Bir de onu Ya ama işlemeye daha yapmadık ki, dur oğlum. götürecektik. Bir konu aldık, onu direkt sattıydık işte. Başka bir şey yok ki. Mesela Artık yaparız, öğrendik. bir dakika. Pizzacı. Biz ne yapıyorduk? Buğday üretiyorduk, değil mi? Evet. Buğdayın şeklini bulmaya çalışıyorum da bu buğdayın şekli mi ya? Bir dakika. Buğdayın şekli nasıl bir şey? Bana bir onu bir göstersene. Buğday bu şekilde. Ha, buğdayı nasıl paketlenmiş hale getireceğiz? Acaba? Fabrikalar. Ne bu? Biyogaz tesisi. Fırın. Geç. Marangozu geç. Mandıra almıyor. Ha, tahıl değirmeni. 96 bin. Farklı ürünlere dönüştür. Tahıl değirmeni. Tamam, beni bir tahıl değirmenine götür bakayım. Bir tahıl değirmeni nerede? Şimdi tahıl değirmenini bul bakalım senin olsun. Mandıra, mısır, gevreği. Yani tıklayınca da göstermiyor ki. Bakayım bir. Bu filtre. Dur bak ben kendim bulacağım mecburen. Tahıl değirmeni. Üzüm işleme geç. Ne? Moloz kırıcı. Kireç istasyonu. Doğu tahıl havuzu diyor. Tahıl havuzu değildir diye düşünüyorum. Tahıl değirmeni. Orası biyogaz tesisi. Hazır yemek. Restoranı. Gresimar. İplikhane. Kırmızı bir şey. Ha, tahıl değirmeni. Oo, ne kadar uzak tahıl değirmeni. Tamam, git bakalım bir buraya. Tahıl değirmeni bir anlasın. 96 bin ödeyerek satın almak istiyor musun? Ya satın almadan iş yapamıyor muyuz yani burada? Ha, onu satın mı almamız gerekiyormuş Evet, satın yapmak için? alman gerekiyor, aynen. Neydi oranın ismi? Oranın ismi neydi? İsmi neydi buranın? Tahıl değirmeni. Haritanın en üstünde. Peki tahıl değirmeninden çıkanı nereye satacağız? Yani onu bir şeye Var. O da çevirebiliyoruz, değil mi? var. Satış. Ha. Onu da bir yerlere satabiliyoruz. Hazır yemek restoranına falan satabiliyoruz onu da. Onlar da satılabiliyor.
Şimdi tahıl değirmeni. Mesela biz de bir de kendi tahıl değirmenimizi de kurabiliyoruz. Bir de işin ilginci de o. Tahıl değirmeni. Mesela inşaat dedim. Üretim, fabrikalar. Neredeydi o tahıl değirmeni? Mandıra. Tahıl değirmeni. Evet. Yine 96 bine kuruluyor. Aynı fiyata yakına kurarız biz de. Direkt toprak sahibi olman gerekiyor diyor. Aga bunları nasıl yapacağız biliyor musun? Nasıl yapacağız? Direkt mesela bir yere böyle tahıl şeyi aldıktan sonra, tamam mı? Tarlası aldıktan sonra yanına gideceğim, bunu kuracağım, tamam mı? Hiç böyle sağ solu ürünü gezdirmeye çalışmayacaksın. Yani. Sağ sola bir de Evet. Aynen. Mekanı kuracaksın aga. Direkt buradan yapıp öyle götürüp satacaksın. aynen öyle. Ama işte bunlar da çok pahalı. Kendin bunları kurmaya kalksan. Fabrikalar da çok pahalı. Ya biz emin miyiz fabrikalara illa satın almak zorunda olmamıza? Dur bakayım be. Ara ürünler değil. Özel ekinler. Bakıyorum, yok. Onunla ilgili bir bilgi yazmamış. Ama haritadaki de satın alınmadıysa onu da satın almak gerekiyordur büyük ihtimalle. O çıkmaması lazım yoksa. Haritadaki yeri de satın aldırıyor çünkü. Yani öyle değil mi? Doğru Bizim aga. bal falan var mı hiç? Ne? Yok. Tamam. Bizimkilerin hepsi kontratta değil mi full? Aynen aga. 3 kişi çalışıyor. Üçü de çalışıyor. Evet. Yani aga şu an ben ne yapacağız mesela anlamadım. Yani öyle Ve değil şu mi? an aga zamanı falan hızlandırırsın işte. Ya bu bir dönemde olur yani. Bir daha bunu olmaz zaten böyle. Öyle. Al aga bir tane de şey al. Tavuk kümesi al şuraya. Onlara şey yem getirmek lazım bir de. İlk başta yem getiririz şimdi kurduğumuz zaman. Yem Bir de alacağız. dahakine bir dahakine silodan kullanırız Şimdi işte. bu adamlar hala bitiremediler mi kontratı? Kontratları. Kanka bir tanesi %11 yeni başladı. Bu %66 var, %61 var. Niye ki? Kanka uyumak diyorsan uyuyalım ya. Uyumakla kontratın bir alakası yok ki şu an. Evet. Tamam. Aralık diyor 50 metre. Palet konumunda bal al.
Evet. Yok. Düşünüyorum başka hangi işe girişebiliriz diye. Tavuk kümesi ne yapacağız? Yap bir tane de tavuk kümesi. Bizde arıydı, tavuktu. Kontratta takılırız işte, uyuruz falan. Tavuk kümesi alıyor muyuz ki? Para kalmadı. Peki ya, 10 bin euro kredi zaten kaç para borcum var? 10 bin euroya mı dert edeceğim? Çünkü bak biz çift şeyi beklerken, tamam mı? Tarlaları beklerken yapılacak bir iş olması lazım sürekli. Gerçi oğlum bu oyunda sürekli yapılacak iş de yok ha, işin ilginci. Ama hayvan falan alsan, günlük falan bakman gerekirse. E tamam, günlük bakacağım 5 dakika. O aynı adamı şeyi ayarlamak gibi yani. Tarlayı ayarlamak gibi. Öyle hadi, ama ondan çıkan şeyleri satacağım falan. Alacaksın onları, O da hemen depolayacaksın. gelmiyor ki, her gün gelmiyordu. Mesela uyuyalım, mesela bal gelecek mi acaba be? Yarın mesela. Uyu dedim ben. Allah. Para kalmadığı için bütün işler durdu. Evet. Dur, onu ayarlıyorum ben. Aa, bal geldi. Sekiz kilo, 12 litre bal var. Nasıl satacaksın onu, götüreceğim. Forkliftle arabaya koyacaksın, götüreceksin herhalde. Yo. Koşarak mı gideceksin? Koşarak götüreceğim. Aga o içeride kalsın da yeni bal gelirse üzerine gelsin. İnşallah hareket ettirdik onu ama sıkıntı olmaz. Şöyle ortalayalım iyice. Ben şu işçilere bir start vereyim tekrar. Baksana her gün geçtiğinde şey geliyormuş ha. Ürünler geliyormuş. Her uyuduğumuzda. Tamam, güzel. Gökhan sen... Bir dakika, Ferguson'u şeye götürdün değil mi? Traktör var ya. Yok, bu bizim Ferguson lazımdı. Bak, bu şey güzelmiş. Ferguson işte mi bilmiyorum, bak be. İşte o ya. Şey mi, ha, yüklemesi olan mı? Ne iş Evet. yapıyor o? Oo, bunu da yeni verdik lan. Bunun işi de çok uzundu galiba. Bakayım ben. Toprağı işle. Aynen. Aga, bu bayağı sürecek bir iş. Bununkisi daha yeni başladı. Öyle mi? Ya abi biz parayı çok yanlış harcadık ya. Bir şey söyleyeyim mi sana? Ya aga, ne yapacaktın ki? Yok yok, çok çok yanlış harcadık. Yani 1500 lirayı nasıl yedik anlamadım, işte araziyi düzenledik falan filan. Ne yapacaktık biliyor musun? Yani bir sürü işte hayvancılığı bir kez bir kuracaktık ilk başta. Sesin gitti şu an. Duymadım valla neden ya. Sesin gitti. Lag oldu. Bir şeyler Dur. oldu. Drop olmuş. Ha. Ha, bir şeyler oldu. İlk başta mesela neye önem veriyorsak onun üretim tesisini satın alacaktık. Yani buğdaysa buğday, orayı satın alacaktık. Buğdayı işleyip satıp daha çok para alacaktık. Hayvancılığı kuracaktık. Tavuğu, ineği belki de. Yani silo Aga mülo tamam da almak onlara, yerine özellikle aga traktör falan almayacaktık. Ne biçer araç döver lazım alacaktık, ne olacaktı. traktör alacaktık. Hiçbir şey almayacaktık. Alet edevat. Full kiralamayla yapacaktık biz bunları. Hiçbirine Aga, gerek yoktu. traktörlerimiz de kontratlarla çalışıyor bak. Çalışıyor da ama baksana kilitlendik kaldık oyunun başında yani. Aga yani kilitlendik kaldık ama aga, yani nasıl kuracak oğlum hepsini? Hepsini kuracaktık. Onun 1 milyon 500 euro ile başlatıyor. Bak sen bu traktörleri alma. Tekrar sat. Şu arazi düzeltmeleri falan sat. Ben hepsini kurarım sana. Bak şimdi paralara bak.
Ya kurarsın aga da yani traktör falan almazsan tabii kurarsın da aga Şimdi traktör falan almak lazım. Kiralayacağız mı sürekli aga? O hayvanlara götüreceğiz. oğlum günlük Bir şeyler. kiralayacağız tabii. Günlük kiralaması 1000 euro mu ne? Bak basit traktörün günlük kirası. En basit traktörün. Bak küçük traktör diyorum, tamam mı? Bizim küçük traktör işimizi görür. Biz büyük iş mi yapıyoruz? Bak 39 ayarla. Kirala diyorum. İlk başta bir alırken 2100 euro kira veriyorum. Sonra her gün sadece 425 euro ödüyorum bak. Her gün sadece 425 euro. 1000 euro bile değil. Orta boy traktörü alırsam kim bilir kaç, yani o zaman belki mesela biçer döverin günlük kirası, bak aldığımız John Deere hangisiydi o bilmiyorum da, şu Topliner'ı mı aldık? Kiralı diyorum. Bak ilk önce kiralarken ben 6600 euro ödüyorum günlük kiralarken. Her günde 1200 euro ödüyorum ben buna ekstradan. Yani aga ne bileyim. Yani baksana kiralamaya hiçbir şey ödemiyoruz. Hatta sen diyeceksin mesela yarın bir çer dövere ihtiyacımız yok ki. O akşam satacağız işte uyumadan. Bütün kiraladığımız mesela yarın ne lazım değil bize, satacağız. Çünkü yarın parayı çekmesin. Gerçi ne zaman çekiyor parayı bilmiyorum da. O gün başında mı çekiyor, sonunda mı çekiyor? Ya tamam ya, bu traktörlerimiz olmasaydı şu an bir de hayvanlarımız olacaktı yani. Hayvanlarımız olacaktı. Ekstradan fabrika olacaktı. Çünkü yani bu kadar parayı sıfırlamamış olacaktık. Bir şeye ihtiyacımız var. Bak şu an kiralayacağız falan bir şeyi yapamıyoruz. Yani çünkü Ya sıfırdayız bence çünkü. aga bence yine kurtarırız. Hiçbir şey yok şu anda yani. Biraz bankadan borç aldık. Bak hiçbir şey yok. Şurada bakayım bir. Zaten uyudun bir şey yaptın. Bak aga. Bugün 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mı 7 mi? 6 mı 7 mi? Tamam orada karıştırdım da. 6 veya 7 gün sonra aga hasat edeceğiz zaten. Bunlardan 50 bin euro gelecek. Bir İşte de onu bunların hasat fotoğraflarını edene falan kadar yolluyorum. 6-7 gün nasıl bekleyeceğiz?